Doktor Sinan Bey, tiroidin hastalıkları bir tarafta, bir de tiroidin küçük dokuları var, paratiroidler. Bunun hastalıkları diğer tarafta. Tiroidi bir orkestra şefi gibi bütün vücudun metabolik olaylarını yönlendiren bir doku olarak düşünürsek, paratiroid sadece kalsiyum metabolizmasını yönlendiren bir doku. Paratiroid hastalıkları nelerdir? Bize onlardan bahseder misiniz? Tabii. Şimdi öncelikle paratiroid bezi nerededir? Tam olarak ondan başlayalım. Paratiroid bezi genellikle tiroid bezinin dışında ama tiroid bezinin aynı zamanda üzerinde bulunan 4 ya da 5 tane, genellikle 4 tane diyebileceğimiz, işte 2 tanesi sağ tiroid bezinin üzerinde, 2 tanesi sol tarafın üzerinde, toplam 4 tane ama bazen 5 olabiliyor, bazen göğüs içinde olabiliyor, işte biliyorsunuz. Yani onlu rakamların üzerine bile çıkabiliyor. Çok değişik yerlerde olabiliyor. Sayısı da çok değişken. İniş yerine göre değişiyor. Tabii tabii, bir bez, bir mercimek tanesi gibi bir bez diye tanımlayabiliriz. Ve bu paratormon vücudun kalsiyum metabolizmasını yönetiyor D vitaminiyle birlikte. Paratiroid bezlerinden salgılanan paratormon. Evet, paratiroid bezlerden salgılanan paratormon kalsiyum metabolizmasını vücutta yönetiyor. Ne önemi var bunun? Tabii ki bir kere en başta kalsiyum çok önemli bir şey vücudumuzda. Kaslarımızın kasılmasından tutun da işte kemik sağlığımızı yönetecek pek çok mekanizmada kullanılıyor. Sinir dokusunun, iletisinde kullanılıyor. Hatta özel biyokimyasal yolaklar vardır. Şeyde orada bir enzim gibi kullanılabiliyor. Hücre içine bazı şeyler girip çıkarken hep kalsiyum kanalları var. Evet. Orada kullanılıyor. Çok değerli bir madde diyelim artık. Şeyde paratormon direkt olarak bunu yönetiyor ve tek salgılanma noktası var. Paratiroid bezler. Paratiroid hastalıkları kabaca iki gruba ayırabiliyoruz. Paratiroid bezinin fazla çalıştığı hastalıklar hiperparatiroidi oluyor. Paratiroid bezinin olmadığı ya da az çalıştığı hastalıklar bu da hipoparatiroidi oluyor. İkisi birbirinden farklı. Kesinlikle birbirinden farklı. İki uçta duran durum. Evet, tam birbirine zıt olan durumlar. Teşekkür ederim Sinan Bey.